Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına 3. konuşmacı, grup başkanı ve Ankara milletvekili Sayın Mehmet Naci Bostancı. Buyurun Sayın Bostancı. Süreniz 30 dakika. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu bütçe görüşmeleri plan bütçede yapıldı. Orada çok değerli tartışmalar gerçekleştirildi. Burada da 12 gün boyunca bütün partilere mensup arkadaşlarımız kimi zaman bütçeyle doğrudan ilgili, kimi zaman dolaylı olarak ilgili, kimi zaman da en azından bizim durduğumuz yerden bakıldığında bütçeyle ilişkisini kurmakta güçlük yaşadığımız bağlantılar üzerinden bütçeye ilişkin değerlendirmeler yaptılar. Bunların hepsi son derece önemlidir ve hiç şüphesiz temsil edilen milletin kanaatlerinin burada dile getirilmesidir. Sonuçta demokratik rejim dediğimiz rejimin karakteri, yapısı burada bulunan vekillerin milletin sesi olması üzerine kurulmuştur. Şüphesiz gönül konuşması derler, idealleştirirler. Söyleyenin ve dinleyenin aslında kim olduğunun önemini yitirdiği, beraberce ortak hakikate yolculuğun yapıldığı konuşmalar. Benim gördüğüm kadarıyla meclisimizde bu türden gönül konuşmaları çok fazla olmuyor. Söyleyen de belli, dinleyen de belli. Bunun tabii bizim medeniyet dünyamızda gönül konuşmaları şeklinde ifadelendirilmesi mevcutken, Batı dünyasında da arkadaşlar biliyorlardır muhakkak, Habermas'ın iletişimsel eylem kuramı Akif Hamza Çebi, Sayın Hamza Çebi burada, geçmişte de buna ilişkin göndermelerimiz olmuştu. Benzeri türden bir müzakere diline atıp yapar. Keşke öyle yapabilsek. Çünkü gerçekten de bir ülkenin meselelerinin angajmanlardan, göndermelerden, kapak yapmalardan, çakma, lafı yerine oturtmalardan uzak bir şekilde müzakere edilebilirse, herhalde ancak o zaman sözlerin birbirini tamamladığı bir dil evreni teşekkür eder. Farisilerin bir sözü vardır. Beni Adem azayı yek diye resterler. Her bir insan diğerinin uzvu gibidir. Toplumu anlatır. Aslında dil de böyledir. Her bir kelime diğerinin bir parçasıdır. Bir toplum toplam dilde, tam da Farisilerin dediği gibi, her bir dili diğerinin parçası yapabiliyorsa toplum haline gelmiştir. Yapamıyorsa aslında hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir problem vardır. Problemlerine rağmen müzakereye katkı veren dile, anlatım tarzına değerlendirmelerle birlikte bence verimli bir bütçe görüşmesi oldu. Bu bütçe arkadaşlar çok çeşitli eleştirilerle ifade ettikleri bu bütçe çok anlamlı, halka katkı yapan, Türkiye'nin gelişmesine destek veren bir bağlamı var. Bunu da biz anlatıyoruz tabii ki. Muhalefetten böyle bir şey de beklemiyoruz. Sayın Engin Altay sık sık buna gönderme yapar. Muhalefetten övgü beklemeyin diye. Doğrudur. Doğrudur. Bazı rakamlardan bahsedeyim. Ben de bu bütçeye ilişkin birçok rakam söylendi. Mesela şu asgari ücret meselesi. Sık sık çay, simit, çeşitli rakamlar. Dünün paritesine göre 161 dolardan 300 doların biraz üzerine çıkmış. Sonuçta asgari ücret daha yukarıdaymış da biz aşağı indirmemişiz. Alttaymış, yukarıya çıkartmışız.
Siz biz hepimiz istemez miyiz asgari ücret bu ülkede 1.000 dolar olsun, 2.000 dolar olsun? İsteriz. Ama aynı zamanda bunun imkanlara ilişkin bir iş olduğunu, bir mesele olduğunu bilmez miyiz? Hepimiz biliriz. Ekonominin tanımı nedir? Ekonomi, malum Yunanca bir kelime. Ekonomi, ev harcaması, oradan geliyor. Saray harcaması değil. 19. yüzyılın başlarında dilimize mebadi ilmi servet diye giriyor. Adam Smith'ten ilham galiba. İlmi servetin kökenleri, sonra mülkiyenin 1858 kuruluşu, çeşitli okullar marifetiyle de sistematik bir nitelik kazanıyor. Ama ekonomi okuyanlar bilirler ki daha girişinde der ki kıt kaynaklarla sonsuz arzular arasında kurulan bir ilişkidir. Kaynaklar sonsuz mu? Değil. Kaynaklar kıt. Ekonomi biliminin bütün giriş kitaplarında yazar ifadedir. Ama insanın arzuları sonsuz. Hepimiz her şeyi istiyoruz. Keşke mümkün olsa. Peki bu koordinasyonu, bu bağlantıyı kim sağlayacak? Sırtında yumurta küpesi olan sağlayacak. Sırtında yumurta küpesi olmayan da melekler evreninde bir koro olarak konuşabilir. Onu da ver, bunu da ver, şunu da yap, öyle de yap, böyle de yap. Sağ olsun arkadaşlar, bunları da aslında daha iyisini yapmanın bir vesilesi kabul ederiz. Ama unutmayalım, kıt kaynaklar, sonsuz arzular, denklem bu. Bugün biz, yarın bu ülkenin iktidarı kimse, o aynı gerçeklikle karşı karşıya kalacak. Kıymetli arkadaşlar, başka rakamlar da var. Ben atıp yapılmayan bazı rakamları burada dile getireyim izninizle. Kadının eğitimi, burada kadın meselesi çok konuşuluyor. 2002'de %80 olan kadın okuryazarlığını 94'e yükselmişiz. İyi yapmışız. Orta öğretim kademesinde kızlarda okullaşma oranı %45 iken biz bunu 83'ün üstüne çıkartmışız. İyi değil mi? İyi değil mi arkadaşlar? Başarı mı bu? Yüksek öğrenimi, Veli Bey, yüksek öğrenimi 13.5'tan 47.3'e yükseltmişiz. Başarı değil mi bu? Başarı. Son 10 yılda kadın istihdamını yaklaşık 3.4 milyon artırmışız. Daha çok kadın çalışma hayatına girmiş. Bu ne demektir? Kadın kamusal hayata giriyor demektir. Modernleşen Türkiye'nin profilinde yeni bir kadın var demektir. Hani kadın üzerine birçok konuşma yapılıyor ya, teorik lafların ötesinde somut gerçekliği dönüştüren bir AK Parti var. Söylediğim bu. Engelliler, bakın engelli memur sayısı 16 yılda 5.777'den 53.964'e yükselmiş. 53.964. Evet, 10 kat artmış. Bu iktidar engellilere çok destek verdi. Ben Amasya vekiliydim. Evinden çıkıp Amasya'daki Yeşilırmağı görmeyen engelliler vardı. İstanbul'da Boğaz'ı görmeyen engelliler vardı. Yaşadıkları şehirleri sadece pencerelerden seyreden insanlar vardı. Bunlar dışarıya çıktılar. Başarı değil mi arkadaşlar? Arge harcamaları keşke daha yukarıda olsa. Çok önemli. Katılıyorum, burada muhalefet çok da vurgu yaptı. Ama biz de 0.51'den 94'e 0.94'e çıkartmışız. İyi değil mi? Başarı değil mi? Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 15 yılda 84'ten 43'e yükselmişiz. Patent, marka ve tasarımların ticarileştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde bakın 16 yılda yerli patent başvuru sayısı 21 kat. Yerli patent tescil 27 kat, marka başvuruları 3.5 kat artmış. Başarı değil mi? Bunun arkasında bir toplumsal örgütlenme, bunun arkasında bir toplumsal gelişmişlik yok mu arkadaşlar? Bunun bir faili yok mu? Hepimizin el birliği var ama
Siyasetin de burada haklı bir yeri yok mu? Değerli arkadaşlar, bu bütçe, Veli Bey, bu bütçe ahlakın bütçesidir, ahlakın. Bakın, ahlak kelimesi halktan gelir, halktan, aynı kökten gelir. Bir anlamı yaratılandır. Ama en eski dillerden olan Süryanice'de halk payeden anlamına gelir. Payeden, düzenleyen. Ne ilginç. Hani şu Yunanca demos var ya, o da payedendir. Yani halk payeden, paylaşandır. Halk ve ahlak aynı kökenden geliyor. Bir bütçenin arkasında halk varsa o ahlakın bütçesidir. O düzgün bir şekilde pay edilen bir bütçedir. Bakın, çok sözler söylenebilir, çok rakamlar söylenebilir. Ben de birkaç tane söyledim. Teşekkürler. Şimdi asıl mesele şu arkadaşlar. Bir ülkede iktidarlar seçimle geliyor ve seçimle gidiyorsa öyle değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Muhalefetten ses gelmiyor. Bakın, bir ülkede onlar hep aynı yerde duruyor. İktidarlar seçimle geliyor ve seçimle gidiyorsa buna siz de katılıyorsunuz. Çünkü niyetiniz bizi seçimle götürmek değil mi? Başka fikriniz mi var? Bir ülkede seçimle geliyor ve seçimle gidiyorsa Orada halk bütçeyi yapanların ne yapıp ettiğini gayet iyi bilir ve oyunu ona göre kullanır. Sayın Engin Altay, kulaklarını çınlatayım. Kendisi yok, belki arka sıralardadır. Halkın aklıyla alay etmeyin diyor. Doğru, etmeyelim. Kimse etmez. Geçmişte de etmeyelim, gelecekte de etmeyelim. Bu bütçenin arkasında halk var, halk. Bu bütçeyi yapan halktır. Size halkın emin olun dikkatine ilişkin asırlar öncesinden K-Kabus'un kabusnamesinden bir örnek anlatacağım. Bir gün bir beyefendi orada yaşayan ahaliye bahçesinde yemek vermiş. Milleti toplamış yemeğe. Herkes oturmuş. Önlerine pilav, et, her türlü yiyecek konmuş. Halkımız ellerinde kaşık yemeklerini yiyorlar. Beyefendinin halkımıza sunduğu yemekleri. Tabii baş köşede de halka bu yemeği veren vatandaş oturuyor. Son derece memnun. Çünkü insanlara yemek veriyor. Hemen yanı başında birisi kaşıkla pilavı götürürken dur demiş. Adam durmuş. Kaşığında kıl var demiş. Adam bakmış, hakikaten kaşıkta kıl var. Sonra beyin gözüne bakmış. Sonra da kaşığı atmış, çıkmış gitmiş. Bey sinirlenmiş. Ne dedik demiş. Keşke kılı yutsaydı da gebereydi. Kötü bir laf mı ettik, kızdı bize, sofrayı terk etti. Çağırın demiş şu utanmazı. Çağırmışlar adamı. Niye demiş sofrayı terk ettin? Ne söyledim ben sana? Efendim demiş. Sen bizi yemeğe çağırdın. Sofrana oturttun. Önümüze pilavı koydun. Şimdi biz bu yemeği yerken sen eğer benim kaşığımdaki kılı görecek kadar lokmalarıma bakıyorsan ben senin pilavını, etini, ekmeğini yemem demiş. Halkın dikkati, halkın. Merak etmeyin, halk herkesten çok dikkatli arkadaşlar. 1000 yıl önce de böyleydi. Emin olun 1000 yıl sonra da böyle olacak. O yüzden kimse halkın aklıyla, dikkatiyle, ihtimamıyla, kararıyla alay etmesin. Bütçeler
Bütçeler ne yaparlar? Bütçenin temel mantığı şudur arkadaşlar. Çok rakam var tabi. Bakanlıklar var, o var, bu var. Ama temel bir mantığı var bütçenin. Bütün iktidarlar halktan toplarlar arkadaşlar. Halktan toplarlar. Kendi paraları yok. Halktan toplarlar. Sonra da geri halka dağıtırlar. Yaptıkları budur. Bütçe dediğin hasıl budur. Eğer bir iktidar halktan toplarken haksız ve adaletsizse ve geri dağıtırken haksız ve adaletsizse bu iktidarın canına bu halk okur okur. O yüzden bugün bu iktidar bu bütçeyi yapıyorsa bunun arkasında halk vardır, halk. Çünkü her iktidar halk tarafından getiriliyor. Yine onu götürecek olan halk. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi tabii siyasette laf çok. Herkes çok laf söylüyor. Yalınlık önemli. Yalın bir şekilde mevzuları görebilmek önemli. Japonlar buna Go oyununda Shibumi diyorlar. Shibumi. Derinliğin ustalığı. Hatta bu Trevenya'nın da bir kitabı vardı. Bizde de şöyle diyorlar. İlim cim karnında bir noktaydı. Cahiller onu çoğalttı diyorlar. Şimdi buna biraz da demin Kekavus'tan örnek verdik. Şimdi bir de Batı'dan örnek verelim bu mevzuya. Bizim coğrafyamız. Merak etme. Latinler ne diyor? Türkiye'den örnek ver diyorsun da Latinlerin güzel bir lafı var. Humani sum nihil humani ame alienum puto. İnsani olan hiçbir şey bana yabancı değildir. Türkiye'den de örnek veririz. Dünyanın her tarafından da örnek veririz. Mevlana'nın o sözünü unutmayalım. Pergel gibi olma işini unutmayalım. 20. yüzyılın en cerbezeli felsefecilerinden birisi Wittgenstein'dir. Veli kardeşim Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Müthiş bir adam. Wittgenstein, Viyanalı zengin bir ailenin çocuğu. Wittgenstein bir köyde papazlık yapmış. Cambridge'de de hocalık yapıyor. Cambridge'de hocalık yaparken aynı zamanda onunla birlikte hocalık yapan İngiliz aklının temsilcisi Russell vardır. Bir gün Wittgenstein Russell'ın kapısını çalar. Russell der. Kendimi öldürmek istiyorum. Russell soğukkanlı bir şekilde bakar Wittgenstein'a. Ne oldu der. Aklına ne geldi ki kendini öldürmek istiyorsun? Bugün başıma gelen bir felakettir der. Lütfen yukarı gel anlatayım. Biraz sonra Russell yukarıya çıkar Wittgenstein'in odasına. Bir yatak, bir tahta sandalye, Cambridge'deki odası bundan ibaret. Wittgenstein yüzü koyun yatmış. Bir yandan ağlıyor, bir yandan söyleniyor. Anlat der Russell, nedir derdin? Bugün der, bir kaza gördüm. Bir araba, bir bisikletliğe çarptı. Evet der Russell, bir kaza olabilir. Bisikletli düştü, araba sürdü gitti. Bisikletin üzerinde düşen adam arabanın arkasından ayıp bir el işareti yaptı der. Russell tamam der, hakaret etmiş. Ama der, arabadaki adam da döndü ve aynı şekilde bisikletliye bir el işareti yaptı. Tamam der, o da hakaret etmiş. Ne var bunda? Ya Russell mesele bu der işte. İnsanlar birbirleriyle o kadar sade ve yalın bir şekilde anlaşıyorlar ki biz felsefeciler madde, öz, biçim vesaire derken hayatın dilinin dışına çıkıyoruz. Hayat çok sade, hayat çok yalın, hayatın yalın bir dili var der. Bunun böyle olduğunu gördüğümde kendimi birden işsiz, işe yaramaz birisi olarak gördüm der. Russell soğukkanlı bir şekilde
Der ki felsefe, felsefe bir üst dildir der. Bir üst dil. Şimdi halkımız tıpkı Wittgenstein'in dediği gibi, kıymetli arkadaşlar, çok sade, çok yalın bir şekilde anlaşmasını biliyorlar. 16 yıldır bu iktidarın arkasındalar. Allah'ın izniyle daha nice yıllar bunun arkasında olacaklar. Ama bir üst dil konuşanlar, halkın anlamadığı bir dil üzerinden onunla bağ kurmaya çalışanlar, sanıyorum Wittgenstein'ın bu yaklaşımından bir şey çıkarmalılar. Bakın, Cumhuriyetimiz 95 yaşında. Bu 95 yılın 16 yılında AK Parti var. 2023'te 100 yaşına girecek. 2023, o zaman seçimler olacak. 21 yılında AK Parti olacak. 21 yılında. Cumhuriyet kimin? Cumhuriyet hepimizin, ama en çok da bizim. Biz sahip çıkıyoruz. Siz de sahip çıkın. Hep beraber sahip çıkalım. Evet. Biz Osmanlı İmparatorluğu'na gönderme yapıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'na ilişkin birçok değerlendirme yapıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun o 600 yıllık ihtişamlı tarihinden dolayı gurur duyuyoruz. Eminim sizler de gurur duyuyorsunuzdur. Tarih şüphesiz sadece gurur duyulacak sahifelerden ibaret değildir. Bunu biliyoruz. Mağlubiyetler vardır. Acılar vardır. Dramlar, gözyaşları vardır. Cumhuriyet kurulurken arkasındaki acıları da biliyoruz. Balkan Harbi'nde 1912-13 bu insanlar nasıl perperişan çekildiler biliyoruz. 1911'de İtalya'da Trablusgarp'ta cephede çarpışmayı da biliyoruz. Ama Cumhuriyet bütün bunların üzerine kuruldu. Kurulduğunda 13,5 milyondu. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana bütün hükümetler bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için gayret gösterdiler. Hepsine minnettarız. Hepsine teşekkür ediyoruz. Eleştirilerimiz yok değil. Ama hepsine minnettarız. Bu ülkenin hükümetleriydi. Bu ülkenin insanlarıydı. Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğunda 23 Eylül bu ülkenin partisiydi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırka da öyleydi. Serbest Fırka da öyleydi. Daha sonra çok partili hayatla birlikte Demokrat Parti de öyleydi. Hepsi bizim. Cumhuriyeti bütün hikayesiyle birlikte görmek önemli. Tanpınar 28'in Ankara'sını anlatır. O zamandan bu yana Türkiye kesinlikle çok değişti. Ama emin olun, dönüp Cumhuriyet'in bu 95 yılına bakarken gözleri yaşaranlar, yaşanan o gelişmeyi görenler, şu 16 yıl içinde yapılanlara ilişkin de kalplerinde bir çarpıntı olmalı. Ahlak ve vicdan bunu gerektirir. Ve bizim iddiamız, kıymetli arkadaşlar, Osmanlı'ya tabii ki büyük saygı duyuyoruz. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu muhteşem bir imparatorluk. Ama bizim iddiamız Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı'dan daha muhteşem yapmaktır. Evet, iddiamız bu. Sizin de iddianız olsun arkadaşlar. Bu ülke hepsine layık. Siz de görmüşsünüzdür Amerika'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi. Bu ülkedeki insanların onlardan bir eksiği yok. Biz yapabiliriz. Osmanlı'ya duyduğumuz hayranlık kuru bir hayranlık değil. Onların yapabildiğini, edebildiğini görmekten gelen bir inançtır. O inançla biz geleceğe bakıyoruz. Öyle ilerleyeceğiz inşallah. Kıymetli arkadaşlar, burada zaman zaman Cumhuriyeti ilişkin tartışmalar da yapılıyor. Mesela Atatürk geliyor gündeme. Atatürk söz konusu olduğunda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden arkadaşlar çok öfkeli konuşmalar yapıyorlar. Evet, çok
öfkeli konuşmalar yapıyorlar. Bakın, eğer gerçekten Atatürk'ün hayatına ilişkin, onun insanlarla ilişkilerine dair, yaşadığı dönemde başkalarıyla nasıl konuşmuş, neler yapmış, buna ilişkin bir gerçekçi kanaat olsa, eminim o arkadaşlar Atatürk hakkında böylesine öfkeli ve kızgın bir dille konuşmazlar. Size bir olay anlatacağım. Okumuşsunuzdur. Cemal Granada Atatürk'ün uşağıydım diye hatıralarını anlatıyor. Açacağım. Cemal Granada şöyle bir şey anlatıyor. 19 Mayıs dolayısıyla Çankaya'da resepsiyon vardı. Ben de akşamki yemek için masaları düzenliyordum. Canım burnumda, ağır bir işle uğraşıyorum. O sırada Atatürk geldi, içeriye girdi ve bana dedi ki, Cemal, radyodaki konuşmamı dinledin mi? Bir an diyor, canım burnumda olduğu için gaflete düştüm. Paşam, başlarım konuşmana. Radyoda senin konuşmanı dinleyecek halim mi var benim? Görmüyor musun durumumu dedim, sonra çok utandım diyor. O büyük insan bana baktı ve dedi ki, Cemal, bahçedeki fıskiyelerin suyu fazla akıyor. Git onları biraz kıs dedi. Bana öyle geliyor ki bu mecliste de Atatürk'le ilgili konuşan bazı arkadaşlara bunu söylemek lazım. Meclisin bahçelerindeki fıskiyeleri biraz onların kısmaları var. Atatürk'e emin olun, saygının da gereği budur. Şimdi diğer taraftan bakın, Cumhuriyet, tarih, kimlik, demokrasi, hak, adalet, ya bunlara ilişkin böyle bilemiyorum, bağırarak konuşarak bir müzakere yapılabilir mi? Tarih böyle bağırarak anlaşılabilir mi? Ben tarihçilerin kitaplarını okuyorum. Mesela Mete Tuncay'ın kitabı, Sina Akşin'in kitabı, Bernard Lewis'in kitabı, Bruder'in kitabı. Tarihin büyük babalarına bakın, batıdan doğudan. Bunların hiçbirisinde böyle bağırtı çağırtı görmezsiniz. Çünkü tarih bağırarak anlaşılmaz. Tarihi anlamak, tarih üzerine konuşmak istiyorsanız güvercin kanatları gibi sessiz olacaksınız. Burada da tarihten bahsederken bazı arkadaşların biraz tarihin diline, tarihin anlamına, büyük tarihçilerin anlatım tarzına saygı gereği, hakikate saygı gereği öyle bir dile uygun bir tarzda konuşmaları bana daha uygun gibi geliyor kıymetli arkadaşlar. Bir de şu kürsüde birisi konuşurken yerinden bağırışmalar ne oluyor biliyor musun? Ne tür bir etki yaratıyor? Kürsüdeki insanı bileğleyen bileği taşına dönüşüyor. Emin olun böyle oluyor. Sadece şu an için demiyorum. Başka zamanlarda da kürsüde kim konuşursa konuşsun, tamam, bizimkilere diyorsun değil mi? Bizimkilere de söylüyorum arkadaşlar. Kürsüde konuşmalar yapılırken lütfen dikkat edelim. Hep beraber. Edecek miyiz? Kıymetli arkadaşlar, gerek yok. Bırakın insanlar meramlarını anlatsınlar. Onların meramlarını anlatmalarına izin vermediğinizde o zaman hakikaten keskin bıçağa dönüşen bir dil müzakereye katkı yapmaz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bazı eleştirilerim var. Evet, biraz da ek sürem var. İzin verirseniz onları da konuşayım. Birincisi, burada en çok felsefenin dönüp dönüp konuştuğu konular vardır. Biz de dönüp dönüp bazı konuları konuşuyoruz. Mesela FETÖ meselesi, mesela 15 Temmuz meselesi. Şimdi FETÖ konusunda emin olun bağıra çağıra bir anlayışa varmamız mümkün değil.
Ama sanıyorum temel bir konuda anlaşabiliriz. Geçmişe ilişkin konuşalım yine. Böyle bağırarak anlaşamayız da. Daha makul bir şekilde müzakere edebiliriz bütün bunları. Geleceğe ilişkin konuşalım. Sevgili Cumhuriyet Halk Partisi, geleceğe yönelik olarak bu FETÖ'yle mücadele konusunda nerede duruyor? Nerede duruyor? Yani bakın, bakın. Evet, buyurun ek süre verin. Kıymetli arkadaşlar, FETÖ'yle yürütülen mücadeleyi eleştirebilirsiniz. İnsan hakları ihlalleri var diyebilirsiniz. Bunlar muhalefetin görevi. Bunlara ilişkin konuşun, emin olun. Bunları dinleriz. Bunları dinleriz. Ama temel bir mesele var. FETÖ'yle mücadeleye ilişkin siz ne diyorsunuz? Ne yapalım? Nasıl mücadele edelim? İkincisi, bakın, demokrasilerin kendilerini koruma yöntemlerinden birisi o haldir. Olağanüstü haldir. 20 Temmuz'da biz anayasada var olan demokrasilerin kendilerini bu tür tehditlere karşı koruması gereken bir kuralı parlamento olarak yürürlüğe aldık. Ne dediniz? Bu dediniz. 15 Temmuz darbesinden daha ağır dediniz. Asıl darbe bu dediniz. Allah aşkına böyle bir dilin FETÖ'yle mücadele konusunda nasıl bir yeri olabilir? Bence bu FETÖ'yle mücadele, demokrasiye sahip çıkma, Türkiye'nin temel meselelerine ilişkin konularda Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz muhakeme yapması lazım. Şimdi diyorsunuz ki dış düşmanlar bizi kandırıyorsunuz. Öyle diyorsunuz değil mi? Yani şu dış operasyonlar, bilmem döviz işi vesaire. Yahu arkadaşlar, tarihe baktığımızda tarihte bütün ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde bir arka plan, birbirlerine bir iç müdahale, bir gizli kaotik ortam inşa etmek için çabaları yok mu? Balkanlarda yok mu? Dönüp baktığınızda Kafkaslarda yok mu? Suriye'de yabancıların eli yok mu? Irak'ta yok mu? Mısır'da yok mu? Tunus'ta yok mu? Hepsinde var. Türkiye'de mi yok? Demek ki var. Türkiye'de de var. Ya sonuçta kıymetli arkadaşlar, siz Cumhuriyet Halk Partisi, biz AK Parti ve kıymetli diğer partiler, hepimiz buradayız. Yani bu yabancı güçler, dış güçler, Türkiye'nin kaderine ilişkin üstten böyle karar almaya çalışanlara karşı acaba siyasetin ortak bir dil geliştirmesi mümkün değil mi? Bence burada şöyle bir zaaf söz konusu. Bakın emin olun, şöyle bir zaaf söz konusu. Rakibimin düşmanı benim dostumdur diye siyasetin acımasız bir kuralı var ya. O kural biraz sizde işliyor arkadaşlar. Bu FETÖ meselesinde de aynı acımasız kural işledi, emin olun. 17-25'te aynısı işledi. Sözlerinizi tamamlayın lütfen. Bu ülke ortak kader ve geleceği istikametinde hepimizin çabalarıyla ileriye gidecek. Bu ülkenin her tarafından, toprağından, böceğinden, otundan, ağacından, insanından hepimiz sorumluyuz. Bizimle mücadele edin. Bizi yenmek için çaba gösterin. Ama bütün bu siyasal dilinizin içinde bu memleketin ortaklığına, genel yönelimine, bu mücadeleleri paranteze alabilecek bir üst bakışa, bir dile lütfen yer verin. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum. Bütçe hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşekkür ederim Sayın Bostancı. Buyurun, Sayın Özel.
Sayın geçmiş dönem bakanlarımızdan Sayın Yılmaz'ın konuşmasından başlayarak Sayın Turan'ın ve Sayın Grup Başkanı'nın konuşmalarında grubumuza ve genel başkanımıza ağır sataşmalar var. Tabii hepsini normalde Sayın Turan'la birlikte sorusuna verdiğiniz cevapla bir usul ihdas ettiniz bugün. Sataşmalara en sonda toplu cevap verme. Tabii her birinde 2+1 kullandırılan o süreyi düşündünüz de şu anda vereceğiniz süre son derece yetersiz kalacak. O konuda takdirlerinizi, olumlu yönde takdirlerinizi bekleyerek iş düzük 60'a göre söz talep ediyorum. Buyurun. Yeni bir sataşmaya meydan vermeyelim. Lütfen. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Bakan Devlet Planlama Teşkilatı'ndan geliyor. Ekonomi eğitimi, ekonomi yönetim tecrübesi çok fazla. Ben eczacılık diplomasına sahibim. Ama şunu bilirim Sayın Bakan. Ülkelerin büyümelerini karşılaştıracaksanız OECD ülkeleriyle, yani son 10 yılda Türkiye'nin büyümesiyle diğer ülkelerin büyümesinde ABD'den Japonya'ya, Güney Kore'den Fransa'ya, İsveç'ten Norveç'e, OECD ülkelerinin ne kadar büyüdüğüyle Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü karşılaştırmak yerine adil ve doğru olan gelişmekte olan pazarlar, Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlardaki eşit ülkelerle karşılaştırmanız doğru olurdu. Diğeri bir illüzyon olur. Elbette içinde Meksika'da vardır ama OECD ülkelerinin içindeki 30 tane ülkede Türkiye'yi büyüme olarak karşılaştırırsanız Almanya gibi bir ekonominin her yıl %6,5-7 büyüyecek diye bir hesaba girip Türkiye ile karşılaştırmaya çalışırsanız bu sizin birikiminize yakışmaz. Milletin aklıyla alay etmekten de beter, milletin vekillerinin aklıyla alay etmek olur. Yapmayın bunu. Şimdi hem sizin öneri yok dediniz. Biz dikkatle dinledik Sayın Bakan. Ürkmedik konuşacaklarınızdan. Sayın Bostancı'yı da çok dikkatle dinlemek istedik. Ama tahmin ediyorum Sayın Bostancı'nın bizim grubumuzdan hatibimize bütün grubun 40 dakika boyunca laf atmasına Sayın Bostancı'nın mütebessim ifadeyle sessiz kalışı bizim de birazcık kendisine laf atılmasına karşı sessiz kalmamızı sağladı. Öneri yok dedi Sayın Bakan. Sayın Bostancı da ne öneriyorsunuz FETÖ ile ilgili dedi. Ben size şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin FETÖ ile ilgili ne önerdiği çok açık. Biz diyoruz ki bir cemaatten ağzınız yanmışken bir cemaate devleti teslim etmek, cemaatleri devlet yönetiminde ana öğe haline getirmek, alt işveren üst işveren ilişkisi kurmak hepimizi bir felaketin ucuna kadar getirmiş. O gece bundan hep beraber kurtulmuşken yağmurdan kaçıp doluya tutulmayın. Bir cemaatten boşalttığınız alana diğer cemaatler koalisyonlarını, birlikteliklerini yerleştirmeyin. Cemaatlerle yönetmek yerine onların temel yaklaşımı olan sadakati aramak yerine liyakati arayın devlette diyoruz. Biz diyoruz ki hukukun üstünlüğüne elinizdeki hakimlerin, savcıların sizden korkusuyla sizin istediğiniz gibi, sizin maşanız gibi, sopanız gibi davranmak yerine anayasadan aldıkları hakim teminatıyla hukuka uygun karar vermelerine güvenin diyoruz. Biz diyoruz ki size eğer FETÖ ile gerçekten mücadele etmek istiyorsanız defalarca buraya sunulup da reddettiğiniz FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmak için kurulacak komisyona hayır oyu vermeyin diyoruz. Korkunuz yoksa şayet FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasından 3 salıda bir hayır oyu vermezsiniz. Korkunuz olmasaydı şayet darbe gecesi neler yaşandı, ne yaşandıysa bilelim, cezası kimin varsa, suçu kimin varsa cezasını çeksin. Bugün kol kola olmamız, yarın ona ihtiyacımın olması, derin devletteki bağlantıları, o tarafı bu tarafı, Amerika'ya karşı başka ülkelerin istihbarat örgütlerine Türkiye'yi teslim etmek yerine bize güvenin. Türk milletinin, Türk halkının, Türkiye'de yaşayanların yolladığı temsilcilere güvenin. El birliğiyle ne Amerika'ya, ne Çin'e, ne Rusya'ya değil, tam bağımsız Türkiye'ye güvenelim diyoruz. Şimdi gelelim Bülent Turan'a.
Sayın Bülent Turan diyor ki, Sayın Genel Başkan'ın Hakimler Savcılar Kurulu'nun aldığı karar, ya olur olmaz laflardan davalar açılıp trilyonluk cezalarla bir pisliği örtmeye çalışan mahkeme kararlarına karşı Genel Başkan çok da üslubu olmamasına rağmen sinirlenmiş, vurmuş masaya, alçak ve namert ifadelerini kullanmış. Sayın Turan dedi ki, bir kişinin kullandığı ifadeler o kişinin kalitesini ifade eder. Ben şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı ifadeleri söylüyorum. Diyor ki, bu ifadeler Sayın Genel Başkanımın kalitesini ifade eder. İsrail dölü, ulan ahlaksızlar, adiler, cibiliyetsizler, zürriyetsizler, tezek, mankafa, alçak, affedersin Ermeni, edepsiz, bahtsız bedevi, şerefsiz. Şimdi lütfen. Ceza hukukunda yani bir suça karıştıysanız ya da bir suçu işleyene yardım ve yataklık yaptıysanız bununla ilgili zaman aşımı süreleri vardır. Ama bununla ilgili kendiniz milat tayin edemezsiniz. 17-25'i milat tayin edenler çıkmışlar Kasım Gülek'le Fethullah Gülen'in ilişkisini sorguluyorlar. Bülent Duran, Kasım Gülek CHP Genel Sekreteri iken dedin görevi 1959'da bıraktı. Kasım Gülek 1964'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Kasım Gülek'in Fethullah Gülen'le tanışması 1967 yılıdır. Kasım Gülek'in söylediği sözleri CHP Genel Sekreterine affetmekte ancak iftiracı ve kumpasçı FETÖ'cül bir akılla yetişmiş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakışır. Son olarak Bitti. Tamam. Şimdi Sayın Turan 1967'de çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi. Yani 17-25 olarak ifade ettikleri milattan 36 yıl önce. Bakın elimizde bazı fotoğraflar var. Bak bakalım gözümün içine Bülent Turan. Zaman Gazetesi'nin 25. yıl pastası Recep Tayyip Erdoğan. Buyurun arkadaşlar. Önünden geçeni hapse tıktığınız, eniştesinin hesabı var diye yeğenini devletle irtibatını kestiğiniz Bank Asya'nın açılış töreni. Bak bakalım Bülent Turan. SPK başkanlığına Bank Asya'nın eski müdürünü atadınız. Haberin süresi daha 6 aylık Bülent Turan. Peki şarlatan soytarı dediğimiz adama, bakanlarıma bu ödülü buyurun. Buyurun. Dörtten başladı.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinize saygı selamlıyorum. Bakın değerli arkadaşlar, tüm partilere söylüyorum. Kimseyle polemik yapmak, bütçe görüşmelerine inkizam yapmak değil derdim. Az önce Özgür Bey'in söylediği 50 sene önceki fotoğrafı kardeşim demesi bir gerçeğin itirafı. Söylediğimiz bu. Her gün buraya çıkıp da AK Parti FETÖ'yü büyüt demenizi reddediyoruz. O yüzden diyorum ki 50 yıldan beri CHP'si, ANAP'ı, Doğru Yolu hep bu adamlar okul açarken, cami açarken yanında olmuşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ama bir daha söyleyeceğim. 50 yıl önce CHP'nin eski sekreteriyle beraber var olan bu FETÖ, daha yeni 2 sene önce ittifaktan utanıyorum diyen kendi vekiliniz. Bir daha diyorum. Biz dershane kapatırken neredeydiniz? Biz bu adamların gazetesini kapatırken, bankasını kapatırken neredeydiniz? Söylediğim şey şu. En büyük şansımız FETÖ'yle mücadelede Erdoğan gibi lider olması. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu 50 yıllık mücadeleyi, 50 yıllık sinsi girişimi, 50 yıllık ihaneti AK Parti'nin ve liderinin dirayetiyle Türkiye aşabildi. Bunlar takılmayalım diyorum. Bunda senin de kusurun olabilir. Benim de olabilir. Ama biz yüzleştik, ayıkladık, o haline ettik, savaştık bunlarla. Ama hala onların argümanlarıyla, onların fotoğraflarıyla, onların ağzıyla konuşursanız yanlış yaparsınız. Değerli arkadaşlar, bakınız. Arkadaşlar, bir daha söylüyorum. Sakin olun. Diyorum ki FETÖ 50 yıldan beri bu ülkenin kılcal damarlarına girdi. CHP'yi kullandı, diğerlerini kullandı, hepimizi kullandı. Ama biz bununla savaştık, ayıkladık. Siz aynı yerdesiniz. Biz bir daha diyorum, o hali ilan ettik, karşı çıktınız. Bak soruyorum ya, MİT başkanına giden FETÖ'ye biz dur dedik. Neredeydiniz? Deyin ki yanlış yaptık. Deyin ki ayıkladık. Ama biz bunlarla savaşırken, kavga ederken bankada ağlayan sizdiniz. Gazetede ağlayan sizdiniz. Bunların dershanelerine gidip yapmayın diyen sizdiniz. Allah'tan ki Erdoğan var, AK Parti var ki bu sorunu açtık Cumhur İttifakı ile beraber. O yüzden diyorum ki mesele sizin ifadenizle eski fotoğraf yeni fotoğraf meselesi değil. Kasım Gülek CHP'nin sekreteridir. 50 yıldan beri bu adamlar herkese ittifak yaptı. Fatih Üniversitesi'nin arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı. Yetmedi, bu adamın cenazesini, yani Kasım Gülek'in CHP'li kişinin cenazesini FETÖ kuldurdu. Yetmediğim şefaat hakkımı oraya veririm dedi. Mesele onu yapmak, bunu yapmak değil. Diyorum ki arkadaşlar, FETÖ'yle mücadelede herkesin yapacakları var. Biz yapıyoruz. Biz direniyoruz. Biz risk alıyoruz. Bu adamlara destek olmayın. Motivasyon sağlamayın. Psikolojik manevra imkanı vermeyin diyoruz. Söylediğimiz bu. Hepinize saygı selamlıyorum. Hakkına saygılı olarak durun bakalım ne diyeceğim ya. Benim bahsettiğim ilk konuşma. Bir dakika arkadaşlar. Uzunca bir konuşma yaptı. O konuşmasındaki sözlerine bana yeterli zamanı verdiniz. Birkaç göz uzattınız. Ben kendisinin şahsına sataşan bir şey söylemedim. Sadece söylediklerine cevap verdim. Ama çıktı yine olanak tanıdınız ve bu kez bir sataşmaya cevap hakkındaki sürenin de çok üstünde bir sürede yeni bir sataşma konuşması yaptı. Bu sebepten şimdi makul cevap verme süresi içinde iş düzük 69'a göre 2 dakika süre talep ediyorum. Evet. Arkadaşlar yani maksat hasıl oldu diye düşünüyorum. Söyleyeceklerinizi söylediniz. Ve yeni bir sataşmada bulunmamayı taahhüt ediyorum. Peki buyurun. Bir daha sataşma lütfen olmasın. Başkanım,
Gerçekten de yeni bir sataşma niyetim yok. Ama bir gerçek var. İnsafa davet etmek lazım. Arkadaşlar, olur, zaman zaman olur. Elinizde bir kanıt vardır. Onu güçlü bir argüman olarak görürsünüz. Ortaya koyarsınız. Siyasi muhatabınız bunu somut bir şekilde çürütebilir. Dediniz ki Kasım Gülek CHP sekreteri iken FETÖ'yle ilişkisi vardı. Biz dedik ki 59'da genel sekreterliği bıraktı. 64'te partiden istifa etti. Fotoğraf 1967. Buradan sonra susacaksın Bülent Turan, susacaksın. Buradan sonra ayıbından oturacaksın. Ben çok net bir şey söyleyeyim. Biraz önce bir sürü istismar yapıldı. Özellikle Turgut Özal üzerinden, Menderes üzerinden. Elimde Recep Tayyip Erdoğan'ın Turgut Özal'a milletin babasıymış, bunlar baba değiller, bunlar uşak uşak, emperyalizmin uşağı, Batı'nın uşağı, ABD'nin uşağı, uşaktan baba olmaz dediğini mi okuyayım? Yoksa hani ensar muhacir ilişkisiyle övünüyorsunuz ve herkese gel dedik karşı mı çıkıyorsunuz diyorsunuz ya Suriyeliler konusunda. Turgut Özal'ın Bulgaristan'a gelin dedi diyor Recep Tayyip Erdoğan. Ya ne kadar varsa gelin, isterse Todor Živkov da gelsin. Tamam güzel gelin diyorsun ama bak Ahmet Mehmet asker ücretle talim ediyor. Ülke insanı aç. Kadınını satıyor, kızını satıyor, çalıştırıyor. Sen buna çözüm bulamamışken gelin diyorsun. Bunları nereye yerleştireceksin? Kapıkule'de bir anons. Muamelesi biden soydaşlarımız istediği yere gidebilir. 780 bin kilometre kare emrinizde mi yahu? Ve tabii bu insanlar geldi de kim geldi? Casus mu geldi? Katil mi geldi? Hasta mı geldi? Şimdi bu dili Suriyeliler için bir kişi kullanmaya kalksa dönüp sen ne anlarsın Ensar'dan, sen ne anlarsın muhacirden? Ensar muhacir ilişkisi Mekke Medine'de kurulmuş bir ilişki, Mekkelilerle Medineliler arasında. Sen ne anlarsın? Sen ne anlarsın muhacirden diye dönüp diyor ya, gün geliyor HDP'liye, gün geliyor İyi Partili'ye, gün geliyor CHP'liye. Net çizgimizi koyalım. CHP Suriyelilere, göçmenlere değil, başta savaş, göçmen yaratan politikalara karşıdır da buradaki bu ayrımcı, hepsi de bir, bizim evladımız, bizim canımız olan Bulgaristan'dan gelen insanlara nereye geliyorsun, vatandaş karısını kızını satıyor gibi ağır laflarla Özal'a yüklenen bir kişinin, bir siyasetin temsilcileri çıkıp da şimdi burada tutarlılıktan, ensar muhacir ilişkisinden, Özal'a saygıdan, Özal'a diktatör demekten, biz diktatör demişiz, siz Özal'a ağzını göğleni söylemiş, Siyonist uşağı demişsiniz. Biraz utanın, biraz susun, biraz saygı gösterin. Sağ ol. Buyurun. Buyurun. Arkadaşlar lütfen sessiz olalım. Mesele Kasım Güney'in CHP'de eski olması olmaması değil. Eğer bakacak olursak Kasım Gülek 2002'de bakandı. Yani mesele orada görev yaptı yapma değil. Ben bir hakikati söylüyorum. Diyorum ki AK Parti grubu FETÖ'yle mücadelede nasıl dik durduğunu herkese gösterdi. Aynı duruşu bunu da bekliyorum. Söyleyeyim mi Sayın Başkan? Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Turgut Özal bu ülkeye hizmet etmiş değerli bir devlet adamı. Allah'ın mekanını cennet eylesin. Bütün ülkemize emeği, hizmeti geçmiş. Bütün devlet büyüklerine Allah rahmet eylesin diyoruz.